Evet. Şeyi. Bakayım ben yine abi, sen devam et. Gomis'i 80'de almış, hani oyuna da girmiş. Hani girmemiş de değil. Hani hiç girmemiş olsa belki beni niye oyun almadın? En son Alanya maçında 11 dakika oynadı ama oynamış, hani ikinci yarının başında yapmıştı. Artı, o Icardi Barış Alper. İlk niye Barış'ı aldın? Biliyorum canım, onu anladım. Hayır, şu var, hani sözleşme diyoruz ya, şimdi sonuçta oynadın, bir tık attı. Evet. Zaten bugün oynayacaksın, bir tık da orada atacak. Belki seninle başlayacaktı. Ya bu evet, bu şey, bu yani, spekülatif bir şey. Evet, ben onun o tarafına katılmıyorum ama, spekülatif bir şey. Ama sonuçta Gomis'in yaptığının hiçbir şekilde bir tutar tarafı yok. Yani bu demek hakikaten oyuncunun biz hani bugüne kadar hep programlarımızda söylüyorduk. İşte son dakikada giriyor, sesini çıkarmıyor, aman golünü de atıyor falan. Demek ki bunların hepsi göstermelikmiş. Bu çok net ortaya çıktı. Sen takıma bundan daha büyük bir zarar veremezsin. Benim gördüğüm. Bir futbolcu bundan daha büyük bir zarar veremez. Ben bugün Galatasaray yönetiminin yerinde olsam bugün kadro dışı bırakırım net. Sözleşmelerde verilebilecek en büyük para cezasını veririm. Biraz başkan da o mesajı vermiş anladığım kadarıyla. Zaten oynamak istemiyorum bir daha demiş. Bunda ha, yani sen bizde oyna mı diyeceksin? Onu da diyeceksin. Burada mı diyeceksin? Dediğin gibi, sözleşmesi zaten bitiyor demek ki. Bitiyor. Yollayacaksın, gidecek ama iyi de bir cezayı bence vermek lazım. Yani verilebilecek en iyi cezayı ama da vereceksin. Ama ya şu zamanda olması yani sen bu takıma çok... böyle bir şey olabilir mi? 6 hafta kalmış. Dediğin gibi şampiyonluğa gidiyorsun. Belki bu moralle sen gideceksin, bir yere transfer yapacaksın. Şimdi seni normal şartlarda alır mısın ya böyle bir futbolcuyu sen kadrona? 37 yaşına gelen bir futbolcu, bunları yapmış bir futbolcuyu, futbolu bırakıyordur belki de. Yani. Ya Gomis de acaba şöyle mi düşündüm? Alanya maçının ikinci yarısının başında Barış Alper'i hoca oyuna alıyorsa ligin geri kalanında kritik anlarda beni hiç düşünmeyecek zaten diye mi düşündü Buffett'in bir Gomis'te? Ya zaten ya, bana forma sırası gelmeyecek diye mi düşündü? Ya ne düşünürse düşünsün ya, ben profesyonel bir o bizden çok da üst düzey oynadı yani. Var sende. Dediğin gibi sen oynadın 37'ye geldin. Kimse sonsuza kadar oynamıyor yani sen. İşte Ronaldo da oynayamadı. Gitti Arabistan'da oynuyor şu anda yani. Ve şöyle bir durum var. Yani sana aylardır bir şey mi var anlamadım. Aylardır, 3-4 aydır veya işte bugüne kadar hep sonradan girdi zaten son maçlarda. Ya ben Okan Hoca'yla da konuştuğumda bir gün Gomis'le ilgili bununla ilgili bir sistem, takımın içerisinde Galatasaraylı hep ön planda. Şimdi bu nereden çıktı yani? Bu bir de şu var zaten yani sen hani biraz futbolu da biliyorsundur değil mi? 37 yaşına kadar gelmiş futbolcu olarak futbolu biliyorsundur. Çok da tecrübeli hepsinden. Şunu demek istiyorum. Sen bir deplasman maçında araya kaçma potansiyel olan bir Barış Alper'i oynatmanın bir mantığını da anlarsın yani hocada. Şimdi hani anlaşılmayacak bir mantık teknik değil. Olarak da şöyle Okan Hoca'yı haklı bulabilirim. Adam Fenerbahçe maçına başladı Barış Alper. Teknik olarak şöyle bulabilirim. Artık kontra atak ve hızlı hücumda Galatasaray çok iyi diyoruz ya, Türkiye'de hep onu söylüyorum. En iyi takım hızlı hücum. Barış, yani... Şimdi Gomis'te bunu yapamıyorsun yani. Gomis yani artık abi, o depları senin... sadece 5 metre çıkabiliyor. Yani 15-20 metrede götüremiyor. Yani sen bunu... dedin abicim belki ha. Doğru belki yanlış. Belki yanlış yaptı. Yani belki Gomis'i almayarak yanlış da yapmış olabilir. Sen... Ben bundan sonra maçlara çıkmıyorum ne demek? Hocanın elini zayıflatıyorsun. Ama bugün yani Buffett'in bir Gomis yedek kulübesinde olsa belki farklı bir varyasyon olacak son bölümde. Demiş ya zaten şeyde, açıklamada var. Yani sana ihtiyacımız var da dedim diyor. Evet. Bayağı bir aralarına var, bir konuşma geçmiş. Icardi'nin yani adres sakatlığı var. Haftaya derbi var. Icardi'nin sarı kartı var. Zorladın Icardi'yi. Bu hafta belki dinlendirecekti. Anladın mı yani, orada onu sokmayacaktı. Ya da Zaniolo'yu orada oynatmayacaktı. Belki farklı bir varyasyon yapacaktı. Senin... takımın gidişatının kaderinde etkiliyorsun. Bugün öyle oldu. Yani oradan onu çıkartabilir yani herkes şu an. Bundan sonra. Gibi, zaten bugün bakıyorsun Galatasaray'ın bugün en kötüsü Muslera. En kötüsü. Yani yaptığı hatalarla belki dakikadan etkilendiler. Yani belki takım, belki bu konuşmalar, belki maç öncesi gelişti. Belki takım toplantısına gelişti. Ve yani, hangi tonda gelişti? Bravo. Şimdi bilmiyoruz ki dediğin gibi. Yani belki hakikaten herkesin oturduğu maç taktiğini yapılacağı, işte Gomis gel senle başlıyorum. Atıyorum tabii ben de şu anda. Yok kardeşim ben oynamıyorum, küstüm oynamıyorum. Bu Barış Alper'in üzerinde de baskı yaratır. Olmaz mı yani? Ben inanamıyorum. Ya, yani ben bir hayatımda burada, tabii ki, yani dediği gibi profesyonel olan burada Evren, ben hayatımda böyle bir şey duymadım. Şimdi şu var, Okan Hoca 2 gün ikna etmek için uğraştık dedi ama burada bir tek Okan Hoca mı uğraştı zannediyorsun sen? Değil mi yönetici? Oraya yok, yöneticiden çok Muslera girdi kaptan. Tecrübeli Mertens gidip konuşmuştur. Icardi bile gidip hani takımın içerisinde. Nelson zaten onlar yani takımın temel taşları vardır böyle o oyuncular. Lider oraya bile gidip konuşmuştur. Sen hepsine ben hayır böyle bir şey yani olmuş zaten büyük ihtimalle. Yani bunu o gösteriyor. Peki bunun olacağını hesaplasaydı Okan Hoca devre arasında bir forvet transferi yapmaz mıydı? Zaten o benim dediğime geliyor. Hep oraya geliyor. Aynen. Zaten yönetim oradaki her şeyi tamam transferler muhteşem diyoruz ama orada bir nokta atışı yapamadı. Yani orada aslında şöyle nokta atışı. Bir santrafor alacaklardı. Ne olduysa orada Zaniolo geldikten sonra evet. Gomis'le Seferovic'i yolladılar. Orada bir strateji hatası yaptılar. Deprem de oldu. Evet. Bir gün konuştuk ama zaten biliyorsun bunu bir dikkat çektim ben de özellikle bu konuya. Ama ben hep söylemedim. Sen de Icardi sakatlanırsa, hastalanırsa, ceza olursa. Işte bir adam alınacak ben öyle düşünüyorum öyleydi dedi. Hatta biliyorum dedin. Evet öyle. Demek son dakikada vazgeçti. Yani şunu bile yapabilirdin ya. Mesela atıyorum Antalya'ya gitti ya Bertu. Genç, geleceği olan bir şey. Ya da Umut'tan yer. Yani, evet, bir tane Türk oyuncu al kardeşim koy kenara. Topu orada tutacak, sırtı dönük takım hücuma yerleştirecek Hatay'dan bir oyuncu. Hatay'dan gelenler zaten yerli oynamıyor mu? O Hatay'ın 32 yaşındaki Ziyar Luis mi? Onu bile al koy abi. Gomis kadar oynar o da. Yani hakikaten iyi de bir adam. Yani bu bugünlerde orada hesap edilemedi. Nasıl düşünememişler? Şu var, yani... şu var. Taktik olarak değil. Zaten biri gitmiş. Yani sen ligin ilk yarısını bir santrifor vardı orada. Seferovic denen beğenirsin beğenmezsin. Ki bana göre de beğenilmeyecek bir santrafor değiliz. Çok da bunu da vurguladık. Adam Dünya Kupası oynadı. Ama onda da galiba Okan Hoca'yla iletişim problemi vardı. Gitmek istemiş zaten sorun değil. Tamam gitti geçtik. Ya alsana kardeşim sen niye almıyorsun bir tane adam ya? Ya bir hazır şeyler hazır ya. Hataylılar hazır. İki tane orada süper topçu var. İkisi de çok iyi çocuk şey. Zeluis de Bertu'da gel kenarda dursun sen. Valla bunlar aslında bunlar bizi hep tecrübelendiriyor yani. Yıllardır içindeyiz de şimdi dışındayız. Hiçbir şey stratejileri çok doğru yapmak lazım. Her şey olabilirliğine bakacaksın. Transferleri çok iyi yapıyorsun tabii ama işte bak bravo. Her şey olabilir. Hiç aklına gelebilirdi Gomis'in son bölümde gelip de ben işte beni oynatmıyorsun diye bırakıp gideceğini. Hiç gelmez. İşte onun için hep garantiye alacaksın. Şimdi orada transferi yapmadın. Ben dedim Barış'la idare ederim mecburen veya içeride Okan Hoca yönetim ne oldu onu almadılar mı alamadılar mı? Çünkü bir tane Seferovic gidince bir santrafor alırsın. Evet. Sakatlığı var şuyu var. Gomis'e de çok... Artık yaşlandı zaten çok depar atamıyor aynen. Pozisyonlarda uzak kalıyor veya işte çok 3. bölgede oyunu yıktığın zaman karambollerde çok etkili tek vuruşlarda. Senin oyunu ben zaman zaman onu gördüm. Bugün lazımdı Gomis. Geçen hafta Alanya maçında ben şimdi maçı bir anda gözüme canlandı. Soldan bir karambolde vurdu sol ayakla kaleci Runarson muydu o? Ayağıyla çıkardı. Ya en basitinden yani, bugün... Yani orada pozisyona girdi yani. Bugün belki Icardi riske etmezdi. Penaltıyı Gomis kullanırdı yani. Biz burada kaderin değişiyor işte. Görüyorsun. Beşiktaş maçını konuşurken biraz da tabii hani yarın ne olur falan onu konuştuk. Şeyi konuştuk biliyorsun. Demedik mi? Yarın ne olur Zaniolo'nun başlar. Bir kadrosunu başlar. Alalım Galatasaray'ın. Bunu konuştuk biz yani şeyde burada. Bugünkü Karagümrük başlangıç 11'ini alalım. Şimdi Zaniolo'nun da forvet performansını biz konuşalım. Çünkü Zaniolo'nun asıl konfor alanı onun arkasındaki üçlü. Solda ya da sağda. Şimdi Zaniolo'nun bugün 9 numara gibi oynaması ve buna karşı verdiği performans da biraz bu tartışmaların altını doldurdu sevgili Evan. Ya bence şöyle tabii ki tam klasik Icardi'nin yaptığı gibi işler yapamaz orada ama maçın içerisinde baktığında iki tane de net pozisyonu var. Bir tane Kerem'e vermedi. Bence 11. dakika maçın kırılma anı oydu. Evet. 2-0 olacaktı. Yani orada dönüp vurmaları var ama isabet oranı İyi değildi yani orada onları değerlendiremedi. Şutuna yani. Çok güveniyor. Kuvvetli bir adam ama evet. Zaniolo'dan orada işi bitirip maçı rahatlatmasını beklersin. Tabii ki o performansı vermedi. Hani şimdi oyun aslında var ya yani Okan Hoca burada şimdi Karagümrük takımı savunması kaç metre boyunda oyuncuları? Hepsi 1.90. Evet. Şimdi ben kenar oyundan geldiğim zaman ben oraya ortalamam o topu. Benim uzun oyuncum yok. Zaniolo tam santrafor değil. Şöyle yapabilirdi belki benim hani düşüneceğim. Maçtan önce öyle düşündüm oyuncuları görünce. Icardi'yi oynatmayacaksa ben... İlk golü nasıl attı Galatasaray? Araya attı, sıfıra indiler, evet. Çıkardı, bıraktı. Yani Galatasaray ancak öyle gol atabilirdi. Zaten bu tip uzun ya da işte duran toplarla, duran toplarla falan gol atabilirdin. Ben Kerem'i ön tarafa alırdım. Kenarda Zaniolo'yu başlardım. Yani çünkü senin uzun atmana gerek yok. Aralara atacaksın. Oyuncular ağır oyuncular. Zaniolo kenarda daha etkili oradan gelebilir. Yani iki kenarı öyle kullanabilirdim. Daha sonra zaten bir ara Mertens santrafora geçti bir 5-10 dakika. Zaniolo kenarlara kaçmaya başladı artık. Tabii yani burada çok kaçıyor kenara zaten. Galatasaray burada ona uygun ya. Son bölümde strateji hatası yaptı. Evet çok baskılı gözüktü. Zaten ikinci yarı Karagümrük hiç gelmedi. Zaten bireysel hatalarla 3 tane gol yemişin. Yine oyunu çevirdin. Ama dediğim gibi o alıp işte Dubois'u aldı ortaladı. Kerem oraya ortalıyor. Ya orada adam yok. Adamlar çok uzun. Senin o ortaları boş ortalar. Yani Galatasaray öyle 15-20 dakika kaybetti. Puanı da öyle kaybetti ama zaten. Ben mesela şöyle görüyorum. Tabii ki dediğin gibi bu bir seçenek. Yani denenmeliydi belki ama... Sonuçta Galatasaray bugün defansından kaybetti maçı. Bak dikkat et. İlk gol. Şimdi Cagné girdi ya. Cagné giriyor. Şimdi çok net bir şekilde zaten solla vuracağı da belli ki hakim ayağı değil. Ben dedim şimdi izliyorum maçı. Evet dedim şimdi Cagné giriyor. Solla vuracak. Dedim yatar alır Muslera. Muslera'nın normalde çok kapanıp alacağı alıştırdığı standartların altında bir gol. Değil mi? Yok, Muslera bugün çok kötü. Bak yani ben böyle resmen çünkü hani olaya gelişirken sen de şimdi maçı izlerken yorum yapıyorsun. Ben de diyorum ki evet gidiyor belli vuracak ama dedim burada iyi bir vuruş yapamaz zaten. Muslera kapanır alır. Abi vurdu. Muslera böyle garip bir şekilde zıplayıp atlamaya çalışarak golü yedi. Bir kere orada bir şaşırdım. İkinci gol zaten anlatmaya gerek yok. Saçma sapan bir aşırtma bir pas verme çabası. Ne gerek var kardeşim, vur gitsin. Yani burada bence hiç tartışmasız Galatasaray Muslera yaktı. Yani bütün senenin belki de en iyi ismi. Zaten hep ne diyoruz? Muslera ve diğerleri diyorduk ama maalesef bugün bugün... Okan Hoca'nın taktiksel değişimlerini düşünebiliriz. Bilemem orada dediği gibi Zaniolo ama bana Zaniolo mantıklı geliyor. Yani futbol... Zaniolo ne kadar birebir de 9 numara değilse bile zaman zaman 9 numara oynamıştı, İtalya'da da var. Artı bir 90 boyunda süratli bir çocuk. Yani bunu düşünürsün 9 numara oynattı. Zaten mecburiyetten oynattı. Bravo, bir de zaten yani, dediğin gibi yapmıyorsun burada. Hani, alternatifi çok ben böyle da, bir şey yaşasın, bir şey buldum. Sen Icardi geç, ben Zaniolo'yu koyacağım. Ama elinde adam kalmamış. Zaniolo'yu koyarsın oraya yani. O hani çok sorun değil ama bugün bir de Nelson ikinci golde de mesela Nelson yani o